Hozat'ta bir süredir devam eden bir cinsel istismar davasının takibi söz konusuydu. Dün yine bu duruşmalardan biri yapılıyordu bu davaya ait. İlimizde bulunan basın emekçilerinden Duygu Kıt da bu davayı takip ediyordu başından beri. Çıkışta bir saldırıya maruz kalmış sanık ve yakınları tarafından bu konuya ilişkin kendisine destek amaçlı olarak basın emekçisi arkadaşlarımız bir metni sizlerle paylaşacak. Aynı zamanda Dersim Kadın platformunda yine davayı takip etmek üzere dün adliyede bulunan Handan arkadaşımız da Dersim Kadın platformu olarak orada tanık olduğu bu şiddeti sizlerle paylaşacak. 12 Mart günü Tunceli Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 2 yıldır sürmekte olan çocuğa yönelik istismar davası görüldü. Haber takibi için davayı izleyen basın emekçisi arkadaşımız Duygu Kıt ve mahkemeye tanık olarak katılan Sevgi Kızıl, mahkeme bitiminde sanık ve sanık yakınlarının sözlü şiddetine ve saldırısına maruz kaldılar. Konuyla ilgili arkadaşlarımız emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulunmuş ve savcılık tarafından konuyla ilgili kasten yaralamayı teşebbüs suçundan soruşturma başlatılmıştır. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet sistemin en büyük sorunlarından biri. Her gün onlarca kadın sistematik olarak eziyete, tacize, tecavüze maruz bırakılıyor. Çocuklar cinsel istismara maruz bırakılıyor. Bu konuda toplumsal duyarlılığın oluşturulması için elimizden geleni yapmaya, Dersim'de kadına yönelik şiddetin çocuk istismarının önüne geçmeye ve söz konusu davalara katılım gösterme takibini yapmaya devam edeceğiz. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Basın emekçisi arkadaşımız Duygu ve tanık Sevgi yalnız değildir. Kadına yönelik şiddete son, arkadaşlarımız yalnız değildir. Baskılar bizi yıldıramaz, özgür basın susturulamaz. Dersim Kadın platformu olarak dün ben de mahkeme çıkışındaydım. Bizim de söyleyecek birkaç cümlemiz var bu konuyla ilgili. Dersim Kadın platformu olarak başından beri takipçisi olduğumuz çocuğa yönelik istismar davasının dünkü duruşmasında biz de izlemeye gitmiştik. Duruşma sonrası sanık ve annesi davayı takip eden basın emekçisi arkadaşımız Duygu Kıt ve tanık Sevgi Kızıl'a yönelik fiziki ve sözlü saldırı girişiminde bulundu maalesef. Biz Dersim Kadın platformu olarak bu saldırıya yakınıyor ve bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyoruz.